Herkese merhaba. Bugün size MS Project'in Gridlines özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şuraya öncelikle bir aktivite yazarak başlayalım. Aktivitemizin bir süresini belirleyelim. 10 günlük bir çizgi çektik. Format menüsünden Gridlines seçeneği olabilir veya takvim üzerinde Gridlines'ı işaretleyerek, örneğin Gantt Rules. Bu line to change ne anlama geliyor? Bir bakalım. Gantt rules işaretler ve eğer burada da daha çarpıcı bir renk seçersek kırmızı olarak takvim üzerinde bu kırmızı çizginin buradaki satırlarla aynı hizaya getirmeye yaradığını görebiliriz. Tekrar sağ tuş grid lines'ı tipini kapatalım. Middle tire koluna geçmek istiyorum. Barros birazcık detay. Middle tire kolonda ise tekrar işaretlersek yine düz çizgileri ve kırmızı işareti koyarsak bu sefer dikey çizgiler karşımıza çıkacak. Bakınız OK dediğimde her haftanın başını gösteren dikey çizgiler çıktı. Bugünün için 18 Ocak için herhangi bir şey göstermez çünkü bugünün tarihinin ayrı bir çizgisiyle gösterildiğini biliyoruz. Peki sağ tuş der, tekrar grid lines'a inersem button tire kolonda tekrar mesela kesikli çizgilerle kırmızı ile bu sefer mavi göstersin dersen bu sefer gün gün dikey çizgiler çizecek. Demin hafta hafta çizmişti bakınız. OK dediğimde bu sefer de günlük çizgilerle göstermeye başladı. Peki tekrar sağ tuş yapalım. Bu kalabalığı birazcık temizleyelim. Bunu düzgün bir çizgi ya da şöyle kesikli bunun orijinali. Şurası griydi. Middle button tire'da hiçbir şey yoktu. Evet, OK deyip eski haline geri geçelim. Current date'i değiştirmek istersek, bugünün çizgisi daha net bir şekilde gözüksün dersek, current date'i sol tarafta işaretledikten sonra bugünün çizgisini düz, rengini de yine kırmızı yaptığımızda bakınız 18'ini daha net bir şekilde göstermeye başlayacak. Bilgisayarı her açtığınızda bu bugünün çizgisi kırmızı çizgi bir tane atlayarak ilerler böylece. Peki başka neler var burada? Current date'i yine eski hale döndürelim. Bu da düzgün kesikli çizgiydi. Hatta rengi de griydi. Evet. Sheet rows dediği ve sheet columns dediği sol taraftaki tablolu yapının kolonları ve satırları ile ilgili bilgilerde değişiklikler yapabiliriz. Tipi düz bir çizgi. Otomatik yaparsak bakın ya da kırmızı yaparsak yine daha net bir şekilde belli olacak. Kolonların çizgilerini kırmızılaştırmış olduk sağ, sol tarafta. Tekrar satırları da kırmızı kırmızı görmek istiyoruz veya mavi görmek istiyoruz. Sheet rows'u işaretleyip bunları da mavi göster dersek bakınız kırmızı mavili çizimlerimizi hazırlamış olduk. Başka ne tip özellikleri var? Yine Gridlines'e gidelim. Title, Vertical, Title, Horizontal. Şimdi bu birazcık gözükmesi zor. Vertical dediği şurada şu takvim çizgileri üzerinde, şu skala üzerine değişiklikler yapacağız. Yine kırmızıyla bunu gösterirsek çok daha çarpıcı, daha kolay anlaşılacak. Tıkladığımda bakın Title, Vertical, kırmızı olsun dediğinizde şuradaki kırmızılıkları görebiliyorsunuz. Veya sağ tuş, pardon, Gridlines'de sağ tuş. Horizontal da kırmızı olsun dersek yatay çizgiyi de kırmızı olarak göstermeye başladık. İşte burada MS Project'te sağ tarafta takvim üzerinde pek çok çizgi grubu var. Page Break, Project Start, Project Finish ifadeleri, Status Dates. Eğer bir sekme daha eklesek zaman skalasının üzerine Top Tire kolon gelecek oraya. Bunların hepsini çizgilerinin renklerini değiştirebiliyoruz. İşinize yarayacağını umut ederim.